Dostlar, videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de beğen tuşuna tıklamayı da ihmal etmeyin kardeşlerim. Arkadaşlar merhabalar. 28 numaralı ünitemizdeyiz. 17. köşe taşında kalmışız en son arkadaşlarım. Hadi bunu da bir gömelim. Bitsin gitsin. Ay. Evet, kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A bulunup C bulunmaz diyor arkadaşlarım. Bakın, bir önceki çözdüğümüz köşe taşına çok benziyor dostlar. Küçük bir farkı var bunun sadece. Üçlü permütasyonları diyor. Permütasyon demek seçmek ve sıralamak bir arada olacak demek arkadaşlarım. Biz şimdi önce seçme işini yapalım. Bunu da bir önceki köşe taşından öğrenmiştik. Şimdi 6 eleman var. Üçlü permütasyonları diyor dostlarım. 6'nın üçlüsü. Bulunup bulunmamasına bakmadan üstten çıkartıyorum. 2 elemandan bahsediyor. Eksi 2 diyorum buraya. Bulunmazları da buradan çıkartıyorum. C çıkacak. Eksi 1 diyorum buraya da. Ne kaldı? 4'ün ikili permütasyonundan bahsediyormuş arkadaşlar. Şimdi 4'ün ikili permütasyonunu yazacağız ama 4'ün ikili kombinasyonu yazacağız ama yetmeyecek. Biz şimdi buradan ne yaptık? A'nın bulunup C'nin bulunmadığı 3 elemanları aldık. İşte mesela nedir o? 1, A, B'yi seçtik. Atıyorum kafana. Ama bir de bunların yan yana dizilişleri var değil mi arkadaşlar? Mesela A, 1, B olabilir. B, 1, A olabilir gibi seçenekleri var. İşte bu 3 tane şey yan yana kaç farklı şekilde dizilir? 3 faktöriyel şeklinde de yan yana dizilir. O yüzden bir de çarpı 3 ekleyeceğiz. 3 faktöriyel ekleyeceğiz. 4'ün ikilisi 6 yapar dostlarım. 3 faktöriyel de 6. 6 kere 6, 36'yı yazdım. Hadi şuna bakalım. 10 kişinin katıldığı bir sınav sonucunda 1, 2 ve 3. ve 4. seçilecektir. Tamam. Egemenin ilk 4'te yer alacağı kesin olduğuna göre diyor arkadaşlarım. Şimdi egemen ilk 4'te yer alacak. Kesinmiş bu. O zaman şöyle diyelim mi biz? 10 kişiydiler. Egemen kesin ilk 4'te ise geriye kalan 9 kişiyi biz sıralayacağız. Ve bu 9 kişiyi de madem ki ilk 4'ten biri belli, geri kalan 3 kişiyi belirlemek için kullanacağız. Ve bunun da dostlarım, hani 4 kişi olacaklar ya şimdi 1. 2. 3. 4. Artık egemen bunlardan biri, hangisi olduğunu bilmiyoruz. İşte bu Ayşe, bu Mehmet, bu Hasan olsun. Bu 4 kişi yine kendi arasında da 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. O yüzden bir de burayı çarpı 4 faktöriyelle çarpmak zorundayız. Hadi bulalım işlemin sonucunu. 9'un üçlüsünü açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 3 defa açıp 3 faktöriyele bölüyorum. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Ne geliyor buradan? 3. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4. 4 kere 3 kere 7 21. 4 ile de çarptım. 84 geliyor. Çarpı bir de 4 faktöriyel 24 geliyor arkadaşlarım. Çok uzatmayayım ben dostlarım canlar. Hemen burayı ben sonucu yazayım. Siz de işaretleyin arkadaşlarım. Geri kalan kısmı. Devam edelim biz şimdi dostlarım. Bakalım bu ne diyor. Kümeleri veriliyor. M'den 2 harf alacaksınız diyor. N'den 3 harf alacaksınız diyor. Şimdi M'de kaç eleman var? 4. 4 elemandan ikisini seçeceksiniz diyor. Çarpı N'den 1, 2, 3, 5 eleman var. 5 elemandan 3'ünü alacaksınız diyor. 5 harfle anlamlı ya da anlamsız kelime oluşturdu. Bakın bu daha seçme işi. Bir de bunları sıralayacağız değil mi dostlarım? Kaç harf olacakmış? 5 harf var sonuçta. 5 ile 5 faktörelle çarpıyorum ki bir de 5 farklı şekilde sıralamalarını da göz önünde bulunduralım diyorum. Yani şöyle düşünün. Bu 4 taneden ikisini aldım. Mesela A ile U'yu aldım. Buradan da 3 tanesini aldım. M, N, P. Şimdi bunları bir de sıralayacağız değil mi? A, N, P, U, M olabilir mesela. Değişik değişik. 5 faktöriyel şeklinde sıralanır bunlar da. O yüzden 5 faktöriyelle çarpıyorum. Cevap Bursa. 4 numaraya bakalım arkadaşlarım. Ne diyor bu? Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazılıyor. Bu sayıların kaç tanesinde 0 bulunur diye bir soru sormuş bize arkadaşlarım. Kaç tanesinde 0 bulunur? Şimdi dostlarım biz şöyle yapalım. Sıfırın bulunmadıklarını bir sıfırı bir kapatalım. Sıfır olmasın ilk başta. Bu 5 elemanda şimdi 3 basamaklı yazacağız ya dostlar.
İki tane rakam seçelim biz. Beş taneden iki rakam kaç farklı şekilde seçilir diye soralım. 10. Şimdi iki rakam seçtik. Atıyorum kafadan 1 ile 3'ü seçtik. 10 buradan geldi. Peki 3 basamaklı sayıları kaç tanesinde 0 bulunur diye soruyor bize. Tamam, doğru. Ne diyeceğiz şimdi bir de burada? 1, 3'ü yazdık ama bir de 0 var değil mi dostlar? Devrede 0 da sokulabilir. 0 da olsun istiyor bizden. 1, 3'ü yazdım. 2 elemanı seçtim ben. 5 elemandan ikisini seçtim. Her birinin yanına 0 yazabiliyorum dostlarım. Mesela 1, 3, 0. 1, 0, 3. 1 ne olsun? Şöyle olsun. 3, 1, 0 olabilir. Bir de 3, 0, 1 olabilir. Bak 1 ile 3'ü seçtiğim zaman 4 seçenek çıkıyor karşıma. Ben 5'in ikilisi diyerken burada ikili ikili ve 10 tane farklı sayı seçebilirim. Yani 1 ile 3 seçebilirim. 1 ile 4, 1 ile 5, 2 ile 3, 2 ile 4, 2 ile 5, 3 ile 4, 3 ile 5 gibi 10 farklı ikili seçtim. Her birinin yanına 0 gelebilir, 0'ı koydum. Ve bu 0 arkadaşlar başa gelmek hariç diğer her yere donattım bu 0'ı da. 4 farklı sayı yazıldı. O zaman 4 çarpı 10'dan 40 farklı sayı oluşturulabilirmiş arkadaşlar. Ve 40'ında da 0 bulunurmuş. Evet, 17'yi gördük. Sıra geldi 18 numaraya. Hadi bunu halledelim dostlarım. Şöyle bir de odaklanmaya bakayım ben. Evet, güzel gözüküyor. Devam edelim. 6 kız 4 erkekten oluşan bir toplulukta 3 kız 2 erkekten oluşan bir ekip kurulacaktır. Peki kurulsun bakalım. Ayşe ile Murat aynı ekipte bulunmak istemediklerine göre bu ekip kaç değişik şekilde kurulabilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlarım biz şöyle yapalım bunu. Hiç Ayşe ile Murat'ı karıştırmayalım. 6 kızdan 3 kızı seçelim. 4 erkekten de 2 erkeği seçelim. Bu Ayşe, Murat falan hiç fark etmez. Herkesin bütün herkesin dahil olduğu oluşabilecek grupların sayısı olur. Şimdi madem ki bulunmak istemiyor bu Ayşe ile Murat bir arada, o zaman biz bunların bir arada bulunduklarını çıkartırsak bir arada bulunmadıklarını bulmuş oluruz. Şimdi bir arada bulunduklarını hesaplayalım arkadaşlar. Yani ikisini de seçiyoruz. Yani kızlardan birini Ayşe olarak seçtik. 5 kız kaldı elimizde. O zaman 2 kız daha seçeceğiz biz arkadaşlarım. Biri zaten Ayşe olduğu için geriye 5 kız kaldı. Birini daha seçip bir de 2 tane de ben seçtim. Erkeklerden biri Murat. O zaman geriye kalan 3 erkekten birini de biz seçeceğiz arkadaşlarım. Murat'ın dışında bir kişi oluşturduk. İşte bu işlemin sonucu bulunmak istemedikleri ekibin sayısını verecek bize dostlarım. Hadi 6'nın üçlüsünü hesaplayalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den gitti. 20 burası. 4'ün ikilisi de 6. 6 çarpı 20'den 120 eksi. 5'in ikilisi 10. 3'ün birlisi 3. 30. 120 eksi 30'dan 90 tane ekip kurulabilirmiş kardeşlerim. Birinci sorumuzun cevabı Edirne geldi. Hemen 2'ye bakıyorum. 5 kız 3 erkekten oluşan bir toplulukta 2 kız 1 erkekten oluşan bir ekip kurulacaktır. Tamam. Mehmet ile Nebihe beraber bulunmak istediklerine göre beraber bulunacaklar arkadaşlarım bunlar. Bu ekip kaç değişik şekilde kurulabilir diye bir soru sormuş bize. Düşünelim bakalım şimdi. 2 kız 1 erkekten oluşan. Şimdi 5 kız var 1 erkek var. Nebihe olacak bu ekipte arkadaşlarım. Nebihe olacaksa bu ekipte 2 kızdan biri benle. O zaman geriye kalan 4 kızdan ben birini seçtim. Erkekte bu durumda Mehmet olacak. Yani 3 erkekten seçilecek olan kişi zaten belli. Ona bir daha bir şey yapmıyorum. Erkekler bir kişi zaten. O da Mehmet olacak. Bu birinci durum arkadaşlarım. İkisi de ekibe katıldı şimdi. Ama bir de şöyle olabilir. İkisini de ben ekibe katmam. Kenarda dururlar onlar. Ekibe hiç girmezler. Yine beraber bulunurlar. Değil mi? Ekibe girmedikleri halde kenarda dışarıda birlikte oturabilirler. Çay çorba içer. Hadi onu da hesaplayalım şimdi kardeşim. O zaman diyorum ki 2 kız var ben 5 kız seçeceğim ya kardeşlerim. Nebiha hariç 4 kızdan ikisini seçeyim. Nebiha'yı hiç gruba katmıyorum.
Bir de erkek seçecektim. Mehmet zaten 3 erkekten biri. Geriye kalan 2 erkekten birini seçiyorum arkadaşlarım ki Mehmet'i bu gruba almayayım diye. Peki şurası 4 yaptı. Artı şurası 4'ün ikilisi 6. 2'nin birlisi 2. 6 kere 2'de 12'de burası geldi toplam dostlarım. Toplamda da 16 çıktı ifade. Geldik buna. 4 kız 5 erkekten oluşan bir toplulukta 3 kız 3 erkekten oluşan bir dans grubu kurulacaktır. Peki. Ali ile Ayşe beraber olmak istiyorlar. Bak yine az önceki Mehmet'le Nebih gibi ne yapacaklarsa kenarda onu hesaplayalım şimdi biz de. Ali ile Ayşe beraber olmak istiyorlarmış. Peki. Şimdi önce Ali ile Ayşe'yi ekibe dahil etsek kaç tane ekip oluşur ona bakalım. 4 kızdan biri artık Ayşe. Ayşe 1 olduğu için 3 kızdan ben, biri de Ayşe olduğu için 2 kız seçeceğim. 3 kızdan ikisini seçiyorum. Çarpı. Ayşe zaten burada. 5 erkek vardı. Ali zaten grupta olacağı için 4 erkek kaldı. 3 erkek seçecektim. Ali'yi seçtiğim için 2 erkek daha seçeceğim diyorum. Bu birinci durum. Şimdi ekibe dahil ettiğim durum burası. E bir de dahil olmasınlar. Yani kenarda, kıyıda, köşede beklesinler. O zaman şöyle yapalım. 4 kız vardı. Birini çıkarttım ben. Ayşe'yi hiç seçmeyeceğim diyorum. Geri kalan 3 kız arasında 3 kız seçeceğim. Erkekler 5 kişiydi. Ali'yi çıkarttım. 4 kişi kaldılar. 4 erkek arasından da 3 erkek seçeceğim dostlar. İşte bu durumda da hiç ekibe girmemiş oldular. Peki hadi hesaplayalım. 3'ün ikilisi 3 çarpı 4'ün ikilisi 6. 18 buradan geldi. Artı 3'ün birlisi 3, 4'ün üçlüsü 4, 1 kere 4, 4 de buradan geldi. Toplam 22 farklı ekip oluşturulabilir diyorum dostlar. Hemen geldim son soruma. Ne diyor bu? 4 kız 6 erkeğin olduğu bir sınıfta. Kızlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. İki samimi arkadaş Metin ile Tekin beraber oturmak şartıyla kaç farklı şekilde sıra arkadaşı grubu oluştururlar diyor bize dostlarım. Peki bakalım şimdi neler yapacağız. Şimdi Metin ile Tekin zaten erkeklerin arasında değil mi arkadaşlar? Biz kızlardan 4 kız var. 2 kişilik grup oluşturacağız bu kızlardan. 4 kızdan 2 kişilik grup bu. Çarpı 6 erkek vardı. Metin ile Tekin zaten yan yana. Yani ikisini bir daha gruplamaya gerek yok. Geriye kaldı 4 erkek. Acaba bu 4 erkekten İkişerli grup kaç tane oluşturur diye sordum. İşte burası da 6, burası da 6. 6 kere 6, 36 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 18'i de gördük arkadaşlar. Hadi bir de 19'u koyalım şöyle. Bakalım bu ne diyormuş? 19 numara. Odaklanmaya da bakayım ben hemen. Tamamdır. Diyor ki 8 öğrenci... 6 tane de öğretim görevlisinin bulunduğu üniversite meclisinde en az ikisinin öğretim görevlisi olduğu 5 kişilik yönetim kurulu kaç, işte güzel sevdiğim bir soru. Şimdi en az 2 tane öğretim görevlisi olacak. En az 2 tane öğretim demek arkadaşlarım ya 2 tane öğretim görevlisi olacak ya 3 tane öğretim görevlisi seçecek ya 4 tane öğretim görevlisi seçecek ya da 5 tane öğretim görevlisi seçeceğim demektir dostlarım. 5 tane öğretim görevlisi. En az 2 demek 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Sonuçta 5 kişilik kurulu oluşturuyorum diye. En az 2'den başladım 3, 4, 5'e kadar çıktım. Peki kaç kişilik grup? 5 kişilik. 2 öğretim görevlisi seçtiysem ben yanında 3 tane de öğrenci seçeceğim dostum. 3'ünü seçtiysem 2 tane öğrenci seçeceğim. 1 tane öğrenci seçeceğim, 0 tane öğrenci seçeceğim. Hadi bunları bir seçelim şimdi. Öğretim görevlisi 6 kişiydi. Ben 6 kişiden ikisini seçeceğim. Çarpı öğrenci 8 kişiydi. 8 öğrenciden 3'ünü seçtim. Araya artımı koydum. Şurayı düzenliyorum şimdi. 6 öğretim görevlisinden 3'ünü seçiyorum. Şimdi diğer duruma gidelim. Ya da başka bir durum. Ya da başka bir durum dedikçe her farklı durumlarda araya artı koyuyorum arkadaşlar. Seçme işlemim yani 5 kişilik yönetim kurulunu tamamlayana kadar çarpma. Bak 2 öğrenci öğretim görevlisi seçtim. Daha 2 tane seçtim. 5 olana kadar çarpma koyacağım aralarına. 8'in üçlüsünü seçtim araya çarpma koyuyorum. Ama bitti. Seçme işlemi 5 ulaştık mı 5 kişiyi seçtik. Geldik ikinci duruma araya artı.
İkinci durumu konuşuyoruz şimdi. 8 öğrenciden ikisini seçeceğiz. Seçme işlemi bitti mi? 3-2 daha 5 kişi seçtim. Evet. Diğer duruma geçtim. 6 öğretim görevlisinden 4'ünü seçtim. 8 öğrenci... Pardon arkadaşlar. Hastalık bizi mahvetti. Devam. Şimdi son duruma bakalım. 6 öğretim görevlisinden 5'ini seçeceğiz arkadaşlar. Hemen diyorum ki 6'nın 5'lisi... 8 öğrenciden de hiçbirini seçmeyeceğiz. Sıfırını seçeceğiz. 8'in sıfırınız. İşte bu işlemin sonucu bizi sonuca ulaştıracak. Hadi bakalım hesaplayalım. 6'nın ikilisi 30 bölü 2'den 15. Çarpı. 8'in üçlüsünü hesaplayalım hemen. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. Gitti 56. 15 çarpı 56 buradan geldi. Artı. 6'nın üçlüsünü seçiyorum şimdi hemen arkadaşlarım. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel 20 geldi buradan. 20 çarpı 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 28 de buradan geldi dostlarım. Artı 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir 15. 8'in birlisi 8'dir çarpı 8. 6'nın beşlisi 6'nın birlisine eşittir. Hadi hesaplayalım ya da ya. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. 5 tane açıyorum. Bir de 5 faktörüyle bölüyorum. 6 geldi. 8'in sıfırlısı da 1'dir. Buradan da 6 geldi. Arkadaşlar bu çarpma çırpmayı sizler de yaparsınız. Cevap adına çıkıyormuş dedim ben kardeşlerim. Çok uzatmadım mevzuyu. Geldim ikinci sorumuza. Diyor ki 3 Türk, 3 İngiliz, 3 Fransız arasından 4 kişilik bir komisyon. Arkadaşlar bu yüksek durmayacak. Ben bir su içip geliyorum hemen. Evet, devam edelim. Ne diyordu şimdi? 3 Türk, 3 İngiliz, 3 Fransız arasından 4 kişilik bir grup oluşturulacak. Her ulustan en az bir kişi komisyonda yer alacağına göre bu komisyon kaç değişik biçimde kurulur? Şimdi komisyonda arkadaşlar en az bir ulus olacağına göre 2 Türk olsun, 1 İngiliz, 1 Fransız olabilir. Bu birinci durum. Ya da Türklerin sayısı 1 olur. İngiliz 2 tane olur, Fransız 1 tane olur. Bu üçüncü durum. Ya da Türkler de 1, İngilizler de 1, Fransızlar 2 kişi olabilir. Bu da üçüncü durum. Hadi şimdi böyle bu şekilde 4 kişilik komisyonları kuralım. 3 Türk'ten ikisini seçtim. 3 İngiliz'den birini seçtim. 3 Fransız'dan birini seçtim. 4 kişiyi oluşturdum. Araya artımı koydum. 3 Türk'ten birini, 3 İngiliz'den ikisini, 3 Fransız'dan da birini seçtim arkadaşlarım. Buraya geldim. 3 Türk'ten biri, 3 İngiliz'den biri ve 3 Fransız'dan ikisini seçtim. Ve 4'er kişilik 3 farklı durumda grup oluşturabilirim dedim. Hadi şimdi bunların da sayısını bulalım arkadaşlarım. Şurası 3 çarpı 3, burası da 3, 27 buradan geliyor. Hepsi aynı şey olduğu için 27, 27. 3 tane 27, 81 yaptı dostlar. Evet, geldik 3. sorumuza. 10 soruluk bir sınavda bir öğrencinin 6 soruyu yanıtlaması bekliyor. Yani 10 sorudan 6'sını seçmesini istiyorlar. Bu öğrenci ilk 4 sorudan en çok 3'ünü, bak en çok 3'ünü. Şimdi ilk 4 sorudan ya 3 tane ilk 4 sorudan hesaplayacak, geri kalan 3 tanesini de son 6 sorudan hesaplayacak. Ya da en çok 3 dedi ya arkadaşlarım, 4 tanesini de ilk 4 tanesini şöyle, yok en çok 3'ünü demiş, pardon, dur dikkatle yapalım, acele etmeyelim. İlk 4, şimdi grup şöyle arkadaşlarım, 10 soruluk bir sınav var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soruluk bir sınav. Diyor ki
İlk dördü var, bir de son altısı var arkadaşlarım. Şurasıyla şurası var. İlk dört sorudan en çok üçünü yanıtlayabilir diyor. Yani ya üçünü yanıtlar ilk dört sorudan, ya ikisini yanıtlar ilk dört sorudan, ya da birini yanıtlar ilk dört sorudan, ya da sıfırını yanıtlayacak ilk dört sorudan arkadaşlarım. Olay bu. Peki toplamda altı soru yanıtlayacak. Üçünü buradan yanıtladıysa geri kalan üçünü de son altı sorudan seçecek. İkisini buradan seçtiyse dördünü son altı sorudan seçecek. Birini buradan seçtiyse beşini buradan seçecek. Son sorularda. Sıfırını buradan seçtiyse altısını da buradan seçecek arkadaşlar. Mevzu bu. Şimdi hadi bunu bulalım. İlk dört sorudan üçünü seçiyorum. Dördün üçlüsü. Çarpı son altı sorudan üçünü seçiyorum. Altının üçlüsü diyorum arkadaşlar. Devam. Birinci durum bitti. Araya artıyı koydum. İkinci duruma geçtim şimdi. İlk dört sorudan ikisini seçiyor. Son altı sorudan dördünü seçtim. Devam. Araya artı koydum. Bir sonraki. İlk dört sorudan birini seçiyorum. Son altı sorudan da beşini seçiyorum. Bu da bitti. Araya artı. İlk dört sorudan sıfırını seçiyorum. Son altı sorudan da altısını seçiyorum. Hadi hesaplayalım. Dördün üçlüsü 4 çarpı altının üçlüsü 20. Burası ne yaptı? 80. Artı. Dördün ikilisi 6. Altının dörtlüsü altının ikilisine eşit 15. 6 kere 15 60. 30 daha 90. Artı. Dördün birlisi 4. Altının beşlisi 6. 4 kere 6 24. Artı. Dördün sıfırlısı 1. Altının altılısı 1. 1 kere 1. 1 de buradan geldi. Hadi toplayalım. 80, 160, 170, 194, bir daha 195 yaptı sorumuzun cevabı. Hadi geldik buna. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki şimdi. Bir mağaza A reyonunda 3 kadın işçi, B reyonunda da 4 işçi alınacaktır. 5 kadın, 5 erkek aday arasında kaç farklı seçim yapılabilir diye soruyor. Şimdi önce A reyonunda kadınları bir seçelim arkadaşlar. 5 kadınımız var. 3'ünü seçiyorum ve bunları A reyonunda oluşturdum. Şimdi geriye kaldı 7 aday. 7 adayda da erkek kadın fark etmiyor. 4 tanesini B reyonuna alacak. O zaman 7 kadının 4 tanesini de B reyonu için seçtim. Ve toplamda 7 kişiyi tamamladım. Hadi hesaplayalım burayı. 5'in üçlüsü 10. 7'nin dörtlüsü 35 yapar. Çarptım. 350 geldi sorumuzun cevabı dostlar. Evet, son köşe taşımıza geçelim. Bu videomuzun son köşe taşıdır arkadaşlarım bu. Odaklanmaya bakıyorum hemen. Hiçbir sorun yok. Diyor ki kümelerinden alınan farklı 3 rakamla yazılan 3 basamaklı sayıların kaç tanesinde A kümesinden en çok 2 eleman bulunur diye soruyor. A kümesinden en çok 2. Şimdi yani şöyle olacak. A kümesinden 2 eleman bulunabilir. A kümesinden 1 eleman bulunabilir. A kümesinden 0 eleman da bulunabilir dostlarım. Hatta devam edelim. A kümesinden 2 eleman alırsam kaç eleman? 3 basamaklı olacaktı. O zaman B'den de 1 eleman alacağım. Bu birinci durum. A'dan 1 aldıysam B'den 2 eleman alacağım. Bu ikinci durum. A'dan 0 aldıysam B'den de 3 eleman alacağım. Bu da üçüncü durum. Şimdi A'nın 4 elemanından ikisini seçiyorum. Çarpı B'nin de 3 elemanından birini seçtim. Araya artıyı koydum. Devam. Hatta burası 6 kere 3 18 yaptı arkadaşlarım. Artı diyelim. Devam ediyorum. A 4 küme elemanlı bir kümeden 1 elemanını seçtim. Çarpı 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanını seçtim arkadaşlarım. Bu da 4 burası, 3 burası, 4 kere 3, 12 yaptı burası. A, 4 elemanlı bir kümenin 0 elemanını alıyorum. 3 elemanlı bir kümenin de 3 elemanını alıyorum. 4'ün 0'lısı da 1, bu da 1. 1 kere 1'den bir de 1 geldi. 30, 31 geldi mi arkadaşlarım? Şimdi bak, burada acele etmeyin işte. 31 zaten şıklarda da yok ya. Şimdi biz 3 basamaklı sayılar yazdık arkadaşlarım. 3 basamaklı sayı. Şöyle 3 basamak. Ve bu 3 basamak, hani mesela düşünün ki buradan 2'yi aldık, buradan 1'i aldık, 3'ü aldık. Böyle bir sayı yazdık. Aga bunlar bir de yan yana değişmezler mi? 3, 2, 1 mesela, 3, 1, 2 mesela
Peki 3 tane sayı yan yana kaç farklı şekilde değişir? 3 faktöriyel. Yani 6. O zaman ben bunu bir de çarpı 6 diyeceğim arkadaşlarım. 186 gelecek sorunun cevabı. Hadi bakın şimdi bir tane daha yapalım. Daha da iyi anlayın burayı. Evet, diyor ki kümesinlerinden alınan elemanlarla en az 2 rakamdan oluşan, şimdi 2 rakam olacak. En az 2 dediğine göre ya 2 rakam olacak ya da 3 rakam olacak, değil mi? Şöyle grupları bir yazayım ben. Ya 2 rakamdan oluşur bu grup ya da 3 rakamdan oluşacak arkadaşlar. 4 haneli yazdığıma göre 2 rakam gelirse 2 de harf gelir. 3 rakam gelirse 1 de harf seçeceğim ben buradan. Bu şekilde gruplarımı oluşturdum. Peki 3 rakamdan ikisini seçiyorum. Çarpı 2 harften de 3 harften de ikisini seçiyorum. 3 rakamdan 3'ünü seçiyorum. 3 harften 1'ini seçtim arkadaşlarım. Hadi buraları bir bulalım. Şurası 3, 3 de burası 9 gelir. Burası da 3 kere 1, 3 kere 1, 1, 1 kere 1'den 1 geldi burası da arkadaşlarım. Yok, şurası 3'ün birisi 3, 1 kere 3'ten 3 geldi burası da. Şimdi diyorum ki kardeşim, ben buradan tamam harfleri, rakamları seçtim, oluşturdum bir 4 basamaklı bir şey. Mesela 1, 3, x, y attım kafadan. Bunların bir de kendi aralarında sıralanışı var. Yani her biri 4 faktöriyel kadar da sıralanıyor. Yani 24 farklı şekilde her biri sıralanıyor bunların arkadaşlarım. O yüzden diyorum ki ya işte kısaca toplamları ne bunların? 12. 12 tanesi de 4 faktöriyel kendi arasında sıralanacaklar. Yani 12 çarpı 4 faktöriyel de 24'tür. 12 çarpı 24 gelir. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlarım. O da Edirne'de varmış dostlar. Hadi geldik 3. soruya. Şimdi bakalım ne diyor bu soru. Alınan elemanlarla en az 3, en fazla 4 haneli. Şimdi biz 3 haneliye bir odaklanalım arkadaşlarım. Önce şurada 3 hanelileri bir gösterin. Burada da 1, 2, 3, 4 hanelileri gösteririz. Şimdi 3 haneli. En az bir rakam barındıracakmış yalnız bunlar. En az bir rakam olacakmış arkadaşlarım. Şimdi ben diyorum ki ya bir rakam olur, ya iki rakam olur, ya da üç rakam olacak o zaman arkadaşlar bunların içerisinde. Peki bir rakam olsa 3'ün birli kombinasyonunu alacağım çarpı 3 basamaklı olacak için iki rakamda iki tane de harf seçeceğim o zaman. 4 harften ikisini seçtim. Artı 2 rakam olsun diyorum. 3'ün ikilisi. O zaman 4 harften de birini seçeceğim. Artı 3 rakam olsun diyorum. 3'ün üçlüsü. O zaman 4 harften de sıfırını seçtim arkadaşlar. Mevzu bu. Birinci durum bu. Hadi burayı bir halledelim hemen isterseniz. Şurası 3 çarpı 6'dan 18 artı. Burası da 3 çarpı 4'ten 12. 1 çarpı 1'den de 1. Yani ne geldi? 30, 31 geldi burası. Yalnız bakın yine unutmayalım arkadaşlarım. 3 harften bahsediyoruz. Bir de bunların yan yana dizilişi var. Yani 3 faktöriyelle de çarpmayı unutmayın. Yani 6 ile. Çarparsak 6 ile 186 geldi burası. Hadi geldik şu 4 hanelilere. Şimdi en az bir rakam bulunacak arkadaşlarım. O zaman ben diyorum ki bir rakam olsaydı sadece 3 rakamdan birini 4 harften de 3'ünü seçmek zorundaydım. 4 basamaklı olacağı için arkadaşlar. Ya da 3 taneden 2 rakam seçerim. 4 harften de 2 harfi seçmek zorunda kalırım böylelikle. Artı 3 rakamdan 3'ünü seçerim. 4 harften de 1'ini seçmek zorunda kalırım bu durumda arkadaşlar. Hadi burayı hesaplayalım. 3, 4, 12 gelir. Artı 3, 6, 18 gelir. Artı 4 çarpı 1'den 4 gelir. 30, 34 de burası geldi ama çarpı neyi unutmayalım? 4 harf var ya, 4 harf rakam var ya, bunlar bir de yan yana sıralanışları var. Yani çarpı 4 faktöriyel. Yani 24 ile çarpmayı da unutmayalım arkadaşlarım. 34 ile 24'ü çarpalım önce. Şurada kenarda ben bir çarpayım. 4 kere 4 16 elde var. 1, 4 kere 3 12, 1 de elde 13, 2 kere 4 8, 2 kere 3, 6, 6,
11 elde var 1, 7, 816 yaptı burası da arkadaşlar. Şu da 816. İşte bize de toplamını soruyor. 816, 916, 990, 1002. Cevap Edirne çıktı arkadaşlar. Evet, bu videomuzun son sorusuna bakıyoruz. Bakalım bu ne diyor. 3 erkek 4 kadın arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasebeciden oluşan 4 kişilik bir ekip hazırlanıyor. En az 3 kadının bulunacağı bu ekip kaç değişik şekilde hazırlanır diye soruyor. Şimdi biz diyelim ki en az 3 kadın. Ya 3 kadın bulunur, 1 erkek bulunur ya da 4 kadın bulunur, 0 erkek bulunur arkadaşlarım. 2 durum söz konusu. Peki 3 kadın, 4 kadın arasından 3'ünü seçiyorum çarpı 1 erkeği de 3 erkek arasından 1'ini seçtim. Burası 12 çarpı, yok 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Burası 12. Şuraya bakalım şimdi. 4 kadından 4'ünü seçiyorum. 3 erkekten 0'ını seçiyorum. Burası da 1 çarpı 1, 1, 1 geldi burası da arkadaşlar. Peki bakın şimdi biz 4 kişilik ekip oluşturuyoruz değil mi? 4 kişi sekreter, muhasebeci, işte başkan, başkan yardımcısı. Niye bu sırayla oluşturuyoruz? Belki başkan yardımcısı, sekreter, muhasebeci ya da muhasebeci, sekreter, başkan. Yani bu 4 kişi de kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. O yüzden bunları da ben 4 faktöriyelle çarpıyorum. 12 çarpı 24. 12 ile 24'ü çarparsak 288'di. İkinci soruda zaten öyleydi. Bir kere bu da 24 ile de 24 yaptı. Topladım 12 elde var 1. 10, 1 de elde, 11 elde var. 1, 2, 312 geldi. Denizli şıkkında varmış 312. Evet arkadaşlarım. Öncelikle tekrar özür dilerim, kusura bakmayın. Biraz rahatsızız, grip olmuşuz arkadaşlar. Atamadık hala üstümüzde. Biraz böyle dıngıl dıngıl çözmüş olabiliriz soruları. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.